İnsan Genom Projesi sonrası genom dizileme projeleri. 2003 yılında tamamlanan İnsan Genom Projesi ile insanı insan yapan kalıtsal bilginin ne olduğunun anlaşılması yolunda dev bir adım atılmış oldu. Proje ile insan genomunda bulunan yaklaşık 3 milyar baz çifti okundu. Projenin insanlığın Ay'a ayak basması ile eşdeğer önemde olduğu görüşünde olan bilim insanları var. Ancak İnsan Genom Projesi ile dizilenen ilk insan genomu sadece bir başlangıç. İnsan Genom Projesi'nin 2003 yılında bitirilmesinden sonra dünyada çeşitli ülkeler tarafından ulusal ya da uluslararası birçok genom dizileme projeleri başlatıldı. Uluslararası projelerden Bin Genom Projesi ile dünyanın değişik coğrafi bölgelerinde yaşayan 2500 kişinin tüm genom dizilimi elde edildi. Uluslararası HapMap Projesi ile Nijerya, Japonya, Çin ve ABD'den 269 kişinin tüm genom dizilimi çıkartıldı. Uluslararası HapMap Projesi ve Bin Genom Projesi gibi genom dizileme projeleriyle insan genomunda yaygın genetik çeşitliliğinin kalıplarının anlaşılması hedeflenmektedir. Bu projelerden elde edilen veriler, popülasyon genetiği, tarihteki göçler, hastalıklar için risk faktörlerinin belirlenmesi gibi konularda değerli bilgiler sağlamıştır. Ulusal projelere örnek olarak İngiltere 2012 yılında başlattığı 100 bin genom projesi kapsamında 100 bininci tüm genom dizilimini Aralık 2018 itibariyle tamamladı. Proje hedeflerinden birisi de genom bilgisinden yola çıkılarak geliştirilen ilaçlarda İngiltere'nin dünya lideri olmasını sağlamak. Bir başka ilginç milli genom dizileme projesi ise İzlanda'da yapıldı. 2600 İzlandalının tüm genom diziliminin çıkartılması 2015 yılında tamamlandı. İzlanda nüfusunun yaklaşık 300 bin olduğu düşünülürse, İzlanda nüfusunun yaklaşık %1'inin tüm genom diziliminin yapıldığı ilk ülke olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de ise Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından 2010 yılında başlatılan Türkiye İnsan Genom Projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 16 kişinin tüm genomu dizilendi ve analizi yapıldı. Yapılan analiz sonuçları ise 2014 yılında yayınlanmış bulunuyor. Proje kapsamında haritada renklendirilerek işaretlenen 16 farklı ilden DNA örnekleri alınan 16 kişinin tüm genom dizisi verileri, Bin Genom Projesi ve diğer genom projelerinden elde edilen verilerle karşılaştırıldı. Türkiye İnsan Genom Projesi analiz sonuçlarına göre Türkiye'deki genetik farklılığın Afrika'dan az, Avrupa'ya yakın, Asya'dan ise fazla olduğu görüldü. Proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyenler için proje web sayfasının linki aşağıda verilmiştir. 2018 yılında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından başlatılan bir başka proje kapsamında ise 3 yılda 100 bin kişinin tüm genom diziliminin tamamlanması hedeflenmektedir. Tüm genom dizilimi yapılan kişi sayısı arttıkça elde edilen veri miktarı ve bu verilerin birbirleriyle karşılaştırılması sonucu elde edilen bilginin miktarı ve güvenilirliği de artacaktır. İnsan genomu üzerindeki önemli çalışmalardan birisi de genom çapında ilişkilendirme çalışmaları olarak Türkçe'ye çevrilebilecek olan Genome-Wide Association Studies. Bu çalışmada yapılan şey, aynı özellikleri gösteren çok sayıda insanın genom dizilimlerinin karşılaştırılması. Örneğin obez olan 10 bin kişinin ya da 80 yaşını geçmiş ve kronik bir hastalığı olmayan 2 bin kişinin genomlarını birbirleriyle ve diğer insanlar ile karşılaştırarak ortak noktaların ve farklılıkların bulunması sonucunda insan DNA'sındaki hangi mutasyonların obeziteye ya da uzun ömürlü olmaya yol açtığının anlaşılması hedefleniyor. Ancak insandaki birçok özellik gibi obezite ya da uzun ömürlü olmada hem birçok genin etkileşimi sonucu ortaya çıkan genetik faktörlere hem de bir takım çevresel faktörlere bağlı olduğu için bu oldukça karmaşık bir süreç. İnsan Genom Projesi'nin tamamlandığı 2003 yılından bu yana dizileme teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler doğrultusunda
tüm genom dizilimi yapılan insan sayısı ile bu dizinin analiz edilmesi sonucu elde edilen bilgi miktarı üstsel olarak artıyor. Tüm genom diziliminin maliyetindeki azalma ve süresindeki kısalma dikkate alındığında çok da uzak olmayan bir gelecekte tüm genom diziliminin kan grubu tespiti gibi rutin bir işlem olacağını öngörmek zor değil. Tüm genom dizilimi yapılması ile hem kolektif hem de kişisel olarak elde edilebilecek pratik faydalar, hastalıkların erken teşhis edilmesi, önleyici tedavi yöntemleri geliştirilmesi, hastalıkların genetik nedenlerinin bulunması, ilaçların her bir kişinin metabolizması üzerindeki etkisinin bulunması ve böylece kişiselleştirilmiş ilaçların geliştirilmesi ve hastalıklar için kişisel risk tespiti olarak düşünülebilir. Hastalıklar için kişisel risk tespiti denilince Angelina etkisinden bahsetmemek olmaz. Ünlü sinema oyuncusu Angelina Jolie annesini ve daha sonra da teyzesini göğüs kanseri nedeniyle kaybetmiş. 2013 yılında yaptırdığı DNA analizi sonucunda göğüs ve yumurtalık kanserlerine neden olan BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonlarını taşıdığını ve bu durumun göğüs kanserine yakalanma riskini %87 oranında artırdığını öğrenince cesur bir kararla her iki göğsünü de aldırdı. Bu haberden sonra ABD'de DNA analizi yaptıran kadın sayısında %100 oranında artış meydana gelmiş. Genom dizileme projeleri insan genomu ile de sınırlı değil. 1 Kasım 2018 yılında başlatılan Dünya Biyogenom Projesi, dünyada bilinen tüm ökaryot canlı türlerinin genom dizilimini 10 yıl içerisinde çıkarmayı amaçlıyor. Proje için 5 milyar dolara yakın bir maliyet öngörülüyor. Dünyada bilinen tüm ökaryot türleri yani hayvan, bitki, mantar ve protozoanın sayısı 1,5 milyon kadar. Bu sayının dünyada mevcut tüm türlerin %10'unu teşkil ettiği tahmin ediliyor. Projenin genel amaçları insanlığın biyoloji ve evrim konusundaki bilgisinin derinleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve canlı türlerinin korunması, toplumun ve insanlığın refahı için faydalar elde edilmesi olarak ifade ediliyor. Değişik canlı türlerinin genom diziliminin incelenmesiyle bulunabilecek yeni proteinler, ilaç sanayinde, kanser tedavisinde, biyoyakıt ya da kauçuk gibi endüstriyel ürünlerin geliştirilmesinde çığır açacak buluşlara yol açabilir. Genom bilimi ile elde edilen, temel bilimler kapsamında sayılan, kısa vadede pratik bir faydası görülmeyen ancak insanlığın tüm canlılara ve hayata dair bilgisini ve kavrayışını derinleştiren bilgiler de paha biçilmez nitelikte. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolar izlemeye devam etmek istiyorsanız Öğrenme Keyfi kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.